İstanbul'da bir tramvay hattı düşünün. İndiğiniz duraklarda spora, sanata, kitaba, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere erişebildiğiniz ve aynı zamanda eşsiz bir manzaraya sahip bir hat. Eminönü Alibeyköy tramvay hattından bahsediyorum. Bugün sizinle bu hattı kullanarak Haliç'teki yenilikleri birlikte keşfedeceğiz. İcraat rotası başlıyor. İlk durağımız Silahtarağı Gençlik Parkı. Parka gitmek için Alibeyköy Merkez veya Üniversite İstasyonu'nda inebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en yeni parklarından birinde Silahtarağı Gençlik Parkı'ndayım. Burası yaklaşık 50 bin metrekarelik kocaman bir park. Parkın içinde de yok yok. Beltur Kafe, İstanbul Kitapçısı, Enstitü İstanbul İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi, Oyun Evi gibi pek çok alan mevcut. Parkta hem yetişkinler hem de çocuklar keyifle vakit geçirebiliyor. Şimdi tramvay hattının lezzet durağına gidiyoruz. Tramvay hattının Eyüp Sultan Devlet Hastanesi istasyonunda ineceğim ve birkaç dakika yürüyerek Eyüp Sultan'daki Haliç Altınboynu Sosyal Tesislerine gideceğim. Altınboynu Sosyal Tesisi iç mekan tasarımıyla Haliç'te olduğunuzu hissettiriyor. Tesis aynı zamanda zengin bir menüye sahip. Altınboynu Sosyal Tesisi 120 kişilik bir restoran ve 80 kişilik bir kafeteryaya sahip. Tesisi ayrıcalıklı kılan başka bir özellik ise içerisinde okuma salonu bulunuyor olması. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSFAÇ ekipleri de deniz temizliğine devam ediyor. Dilerseniz tramvay hattının teleferik istasyonunda inip teleferik meydanında kısa bir mola verebilirsiniz. Eyüp Pierlotti teleferik hattını kullanarak Haliç manzarasının tadını çıkarmak da seçenekler arasında. Gelecek istasyon Feshane. Feshane istasyonunda iki önemli yenilik bizi bekliyor. İstanbul'un en önemli endüstri miraslarından biri olan Feshane-i Amire, İBB miras ekiplerinin çalışmalarıyla Art İstanbul Feshane'ye dönüştürüldü ve burası bir sanat üssü haline geldi. Art İstanbul Feshane, ücretsiz sergi ve konserleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Feshane istasyonunda sanatla buluştuk. Şimdi sporla devam ediyoruz. Feshane durağının birkaç adım ilerisindeki Haliç Spor Parkı'ndayım. Burası bir zamanlar atıl durumdayken şimdi spor sahaları, seyir terasları ve kaykay pisti olan harika bir parka dönüştürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Spor Parkı'nın hemen karşısında da Haliç Su Sporları Merkezi'ni açtı. Yeni açılan merkez kano ve kürek yarışlarının da gözdesi olacak. İçerisinde 174 kano kapasiteli kayıkhane, fitness salonu gibi alanlar mevcut. Balat'a doğru ilerliyoruz. Bu arada şehir hatlarının iki yeni deniz hattı Haliç'te hizmet vermeye başladı. Tramvay hattının Fener istasyonundayım ve hemen arkamda Fener evleri var. 18. yüzyıl sivil mimarisinin en özgün örneklerinden biri olan Fener evleri, çağdaş sanat galerileri ve yaşam alanları olarak İstanbul'a yeniden kazandırıldı. Haliç Sanat 1, Haliç Sanat 2 ve Haliç Sanat 3 olarak adlandırılan Fener evlerindeki sergileri ücretsiz gezebilirsiniz. Tramvay hattının Küçük Pazar istasyonuna yaklaştım. Bu istasyona çok yakın olan Unkapanı Köprülü Kavşağı ve alt geçidi yenilendi. İçinde bulunduğum ve yeni yapılan bu tünelle de Haliç tramvayı Eminönü'ne bağlandı. Ve tramvay hattının son istasyonu olan Eminönü istasyonundayım. Eminönü meydanındaki çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında 130 bin metrekarelik bir alan İstanbulluların hizmetinde olacak. Haliç rotamızı tamamladık. Siz de bu güzergahtaki yenilikleri merak ediyorsanız keşfe çıkabilirsiniz.